Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi'nde keyifli bir kargo açımına daha hoş geldiniz. Bugün çok özel ve çok güzel bir kargom var, paketim var daha doğrusu. Normalde Nike.com'dan söylendi bunlar. Fakat Topkix adresiyle söyledim. Onlara hani kargo gelmiş, kargo taşımayalım, poşette getirelim demişler. Bu şekilde poşetin içine koydular. Sizler de Nike.com üzerinden indirimli ürünü almak isterseniz Topkix.tr adresine bakabilirsiniz. Aşağıya açıklama kısmına koyacağım. Tamamen güvenilir. Genelde arkadaşlar resell yapıyorlar. Çok pahalı ayakkabıları satıyorlar. Hani Türkiye'de bulunamayan veya çok böyle almak istediğiniz büyük pahalı ayakkabılar varsa bakabilirsiniz ama tabii Nike.com'dan da yine %20 indirimle bu şekilde sipariş getiriyorlar. Dedikten sonra yavaş yavaş paketlerimi göstermek istiyorum. Var ya bunlar aslında hele içinde bir tane bir şey var. 4 yıldır bu kanalı açtığımdan beri aldım alacağım. İstiyorum ama alamadım. Ama aldım ama alamadım. Ne olduğunu tahmin ediyorum. Tahmin ediyorsun değil mi? Hatta arkadaşlar bir defa aldık. Aldın. Fakat bedeni yanlıştı. Gönderdim sonra kalmadı falan. Sürekli fiyat artışı olduğu için de bir sıra ben böyle ucuz oldum. Yani aldım. O zaman da saçma sapan yok 34, 36, 38 yazmışlar. Aynen öyle. Yani yazsana small x small mi diyor. Yani bir şey yaz yani. Ben yani, böyle yanlışlıkla çok üzülmüştük. 250 liraydı o 250 zaman. 250 falan doğru. Şu an ne kadar? 950 mi? 980 mi? Öyle oldu düşün. Ne olduğunu birazdan göreceksiniz. Şöyle ilk önce ayakkabı çıkartayım. Bir tane ayakkabı var arkadaşlar. Diğerleri ise ürün. Yani birçok şey yaşayacağımız keyifli bir kargo açımız olacak. Gördüğünüz üzere yine geri dönüşümden üretilen. Sen eskiden ayakkabıları sona bırakırdın. Şu an onlar hemen kendi belli edeceği için onları açmak istemedim. Şimdi şunu gösterip şunu kenara atacağım. Ve sonra arkadaşlar ikinci poşetimizden ne çıkacak? Neler çıkacak neler çıkacak. Bir tane bir şey çıktı ya. Daha çok çıkacak daha sanmıştım. Daha çok çıkacakmış gibi. Bir adet şöyle rengi tam ne üstündekine benzeyen bir rengi var. Patlıcan moru gibi. Patlıcan moru tarzında bir ne bu sence? Polar. Hoodie polar ve dan 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 hemen kendini belli etti. Chicago Bulls. Ama bu aynısı değil. Aynısı değildir. O kadar kaliteli olmayabilir. Onu daha sonra çok üretmeyi bıraktılar. Ya. Çok Chicago farklıydı. Bulls. Arkadaşlar şortu bu gerçekten bizim için çok ayrı bir yere sahip. Direkt o zaman bundan başlayalım. O zamanlar daha farklı, daha kaliteli bir kumaşa sahipti. Eşim dediği gibi de 250 lira civarındaydı. Aldım 34-36 falan yazıyordu. Ben de orada ortadakini seçtim ama meğersem XXL'de mi varmış, XXL'de mi varmış bilmiyorum. Ortadaki medium'a tekabül ediyormuş. Evet, ya ben Google'dan 34 neden nedir diye baktım. Ben large falan yazıyordu ama belki hani Amerika sitesi, yabancı site olduğu için olabilir bilmiyorum. Ama şeyden uyanmalıydık. Genelde large soldan sırada, evet. İkinci falan oluyor aynen, ya. Aynen, sıralamayla bakabilirdim. Evet ama kısmet bugüneymiş. 950 liraya çıktı ve eskisi kadar kaliteli güzel olmamasına rağmen sipariş ettim. Bir şey var. Court side diye geçiyor bazıları. Bir de normal diye geçiyor. Yani klasik diye mi geçiyor emin değilim. Aynı şortun mesela iki farklı versiyonu var. Biri daha ince böyle fış fış. Biri daha böyle... Böyle delikli delikli olmuyordu. Gündelik evet doğru. Ama artık bunu beğendim. Pahalı olanlar bunlar. Fış fış gibi olanlar herhalde bir tık daha ucuz. 700'e de var bir de 900'e var. Hani ben dedim ki artık hani en güzeli olsun bir tane almış olayım. Hatırlarsanız siyahını falan almıştım arkadaşlar Chicago Bulls'un. Burada kırmızısı. Şöyle etiketlerine hızlıca bakalım. NBA otantik etiketi. Şurada da yaldızlı bir şekilde NBA logolarını görüyorsunuz. Bu etikete bayılıyorum. Ben de ayrı bir yere sahip. Ondan sonra dry fit etiketi var. Biriktirseydin keşke kaç tane NBA... Yani bir sıra düşündüm ama sonra dedim ki aman dedim bu tarz şeyleri biriktirmek manasız olabilir. Şöyle ufaktan açmış olayım ben de arkadaşlar. İçine şöyle kağıt koyuyorlar ya, onu bile çok seviyorum. Onu ne için koyuyorlar? Karışmasın diye mi? Herhalde karışmasın, daha temiz. Yani bak bir kağıt belki scent'tir yani ama nasıl insanda bir kalite izlenimi uyandırıyor bu tarz şeyler. Chicago Bulls. Şuradaki boğayı seviyoruz. Ben de bu arada boğa burcuyum arkadaşlar. Eşim de öyle. Boğalara karşı farklı bir sempatimiz var diyelim. NBA logosu yukarıda gözüme çarpıyor. Kızdırmak için yapıyorlar herhalde kırmızıyı. Bastırın boğalar. Arkadaşlar ya çok güzel değil mi? Yani bu renk uyumu, buradaki diamond şekli, boğa figürü gerçekten çok hoş. Bir tarafta Nike logosu, bir tarafta NBA logosu var arkadaşlar. Ve beli oldukça kaliteli, güzel bir elastik banttan yapılmış. Bu çok hoş oluyor gerçekten. Ve 4 adet yıldız var. Hemen arkasındaki etiketlere bakalım. Bak 38'miş. Ben işte 36 beden almıştım. Hı hı. Bak burada da large yazmıyor dikkat edersen. Yine bu demek evet. Ki bunlar bu şekilde üretiliyor. Hı hı. Engineered to the exact specifications of neydi yazıyor? Championship athletes. Şampiyonların direktifleri doğrultusunda yapıldı
şeklinde NBA Authentic Nike logosu. Evet, çok keyifli, çok güzel. Sence büyüklüğü falan nasıl olacak? Hafif kısa ama tatlı olur diye düşünüyorum. Şimdi hemen deneyeceğiz zaten, merak etmeyin. Bir de bu şortların en sevdiğim olayı şu alt taraftaki çizgiyi, hatırlarsanız birçok Jordan ve Nike şortu da almıştım. Hep bu çizgisel, bu şerit olayı harikaydı. Bacaklarını biraz daraltmışlar mı? Yani evet, belde biraz bol ama dümdüz lock diye gelmiyor. Güzel oluyor ya bunlar. Yani şey gibi olacak tahminim. Uzunluğu fena değil gibi sanki ama yine bende biraz daha kısa durabilir. Sen de kısa dur. Boyum 1.83-1.82 civarı arkadaşlar. Large güzel oluyor. Hatta biraz dar bile oluyor. X large bile. 82 deyince kısa geldin çünkü, o yüzden. Mesela Tarık kardeşim medium alıyor şortları. O zayıf çünkü. Zayıf yani. Benim herhalde bir kalçada malçada bir şey var. Yoğunluk var. O yüzden bacaklarım da kalın olduğu için o şekilde large'lar güzel geliyor. İkinci olarak da bu kış çok üşüdüm arkadaşlar. Gerçi bunları yine iş vaktinde giyemeyeceğim. Hı, takım ama olarak almayacak mıydın? Yok, dedim ya altı rahat etmeyebilirim. Bir böyle bir hoşuma gitmedi daha sonra altını incelediğim zaman. Daha elastik şeyler seviyorum altım için. Hı-hı. Üstte arkadaşlar şöyle polar, aslında yünlü yazıyordu. Oradan beni vurdu. Yünlü işte bir şeyler isminde böyle bir şey vardı. Ben açıklamaya aldığım ürünleri de koyarım bu arada. Bakarsınız. Sonra baktım hoşuma gitti rengi. Bir de farklı bir renk geldi. Şu şekilde polar bir üst. Dedim bu kahverengi ya dursun. Bu. Kahverengi değil mi? Değil. Bu renkte bir şeyim yoktu. Bence güzel durur. Siyahların değil üzerine sen. Güzel durur. Şöyle bunun farkı olarak yan kollarından şerit bir şekilde Nike evet. Hem logosu hem ismi geçiyor. İstiyordum ya böyle evet, bir şey. Buradaki kalite de güzelmiş bayağı bu arada. Farklı bir dikişli bir kalitesi var. Umarım sıcak tutar, güzel olur. Şuradaki küçük basit Nike logosu ve yazısı. Bu tarz küçük logolar da hoşuma gidiyor biliyor musun? Minik bir yere koyuyorlar. Yine bu şekil, yine aynı şekilde kolunda da var. Hemen arkasında şunu görebilirsiniz. Thermafit yazıyor. Yani sizi termal oteldeymiş gibi hissettirecek diyor. Sıcak tutacak. Evet, çok sıcak tutacak. İçini bir açalım, içine bakalım nasıl. Aa, dışından sanki biraz daha farklı. Daha sık kumaşı ve gerçekten tüy çıkmayacak, kaliteli. Yani bu tarz şeyler mesela dışarıda satılıyor veya Instagram'da şurada burada satan hesaplar oluyor. 200 lira, 300 lira neyse. Hep onlar mesela tüy döküyor. Veya üstüme tam güzel oturmuyor. Veya şuradaki lastikler bir bol bol duruyor. Tabii ki bunun fiyatını yani kafamda şey yapmak için demiyorum. İndirimdeydi bu arada. Bu 900 lira falandı. Normalde 1200 mü 1300 müydü? Yani bir düşüş vardı zaten. Ben onun üstüne bir de %20 üstünden aldığım için bayağı indirimli geldi. Totalde bu karbonun bedeli 3100 lira mı ne? Keyifli, güzel yani. Bu tarz şeyler artık çok daha fazla pahalı olmaya başladığı için yapacak bir şey yok. Hemen şöyle etiketini de göstereyim. Boyu kısa gelmez inşallah. Thermafit Nike logosu. Artık burada kağıtları değiştirmişler. Geri dönüşümden üretilen kağıtları basıyorlar bu arada. Güzel olmuş. Evet, güzel olmuş. Sırtında mırtında bir şey yok. Sence boyu kısa gelebilir mi? Biraz kısa geldi bana sanki. Biliyorum, şimdi hepsini deneriz arkadaşlar, merak etmeyin. Ve son olarak da bir ayakkabımız var. Aslında bu karbonun suçlusu şort. Şortu almak istediğim için yanına eklemeler yaptım. Çok komiyim. Tek yani, şort aslında olmuyor muydu? Kargo veriyorum 70 liraya. Onun yerine 3000 liralık paket yaparım ben. Bir tane şey izledim Instagram'da. İşte 500 liralık alışveriş yapıyor kız. Sırf 5 liralık, 5 dolar, 500 dolarlık alışveriş yapıyor. 5 dolarlık shipping fee çıktığı için vazgeçiyor siparişinden. Bu tarz bir şey var insanın kafasında ya. Bu tamamen psikolojik araştırmalara konu olmalı diye düşünüyorum. Belki de vardır, bilmiyorum. Ya o son ufacık miktar kendimizden düşünelim. Mesela çok pahalı şeyleri alıyoruz ama bazen 3 kuruşta veresimiz gelmiyor. Bunlar normal şeyler. Ya da işte sana kargo verdirmemek için daha çok ekletmeye tabii. yönelik bir çalışma bir aslında. Kargo bayağı pahalandı. En son 80 lira falan da düşün. Evet. Nike yeni çıkartmıştı arkadaşlar. Ben de tam bunu sipariş edeceğim zaman tam boy böyle posterlerini görünce bu ayakkabının iyi dedim ya, söyleyeyim gitsin. Bir de şu sıralar zaten birçok ayakkabı alıyorum ama ayrıca koşu ve yürüyüş ayakkabılarını daha çok almak istiyorum. Niyeyse iş hayatında arkadaşlar bunları giymeyi aşırı özlüyorum ya. Eskisi kadar sık basket oynayamadığım için de daha çok yürüyüş, koşu yapasım çok var. O yüzden aldım yine her evet, zaman. Evet, bu ara onlara da dandım. Evet, çok hoşuma gidiyor almak. Böyle hayal kuruyorum resmen. Uyanıyorum, ah diyorum şu ayakkabımı giyebilsem, işten giysem, geliyorum. Giysem, koşsam. Evet, koşsam, yürüsem neyse. Bu ayakkabının ismine bakabilirsin. Nike Glide Fleece. Glide buradaki kilit kelime. Yani kaydır giy şeklinde.
şöyle açalım, yine burada geçiş dönüşümden üretilen çok güzel olmuş var. O turuncu kutular, boya ya, vesaire. Bu daha böyle bir de bakıyor, çok senin dikkatini çekiyor. Ne yazıyor, ne diyor falan gibi. Geri dönüşümden üretilen kutular bunlar ve ayakkabımızda bang bang. Nasıl? Uzay ayakkabısı gibi. Evet, artık bu tarz şekil şükür ayakkabılar tercih ediyorum arkadaşlar. Benim hoşuma gitmişti arkadaşlar sipariş verirken. Alt tabanından göreceğiniz üzere de geri dönüşüm buradaki granülleri hemen kendine belli ediyor. Oldukça rahat bir tabanı var diye tahmin ediyorum giydiğimiz zaman. Bakacağız. Sade, şık, günlük. Gri ayakkabımda pek yok. Bakalım nasıl olacak. Biraz üstü esnek olması güzel ama ayaklarım buradan çıkacak diye tahmin ediyorum. Çünkü biraz daha resmi baksanıza mesela şuradan çıkıntılar falan oluyor. Bunları kafaya takmamak lazım. Ya sadece hoşuma gitmeyen tek şey internette de öyleydi. Şöyle küçülüyor öne doğru. Ben bunu sevmiyorum. Biraz böyle yukarı çıkıp böyle küt gelmeli. Çünkü burada parmaklar mesela, ya benim parmaklarım böyle şşt diye küçülen parmaklarım yok ki. İğne ucu gibi parmağım yok. Kalın parmak olduğu zaman buralarda böyle çıkıyor. Bunu nasıl düşünemiyorlar veya neden yapmıyorlar bilmiyorum. Mesela diğer çöp ayakkabı almıştık hatırlarsanız. Orada gayet güzeldi. Parmaklarım rahat ediyordu. Burada çıkacak çünkü baksana şu kağıtlar bile çıktı. Yani gelir gelmez elime de onu görmek hoş olmadı. Bağcık yok dikkat ederseniz arkadaşlar. Tamamıyla glide, yani kaydır giy. O, buradaki yapı şu, bakın şu şekilde basılıyor. Hiç parmaklarınızı arkasına falan götürmeye gerek yok. Veya kerata kullanmanıza gerek yok. Çekçek kullanmanıza gerek yok. Bastır çık giy. Normalde biliyorsunuz bu tarz şeyler engellilere yönelik çıkmıştı. Fakat Nike artık bunu daha geniş şekilde üretiyor. Bence çok güzel. Zaman zaman tembellik yapacağım zaman, özellikle yazın çok güzel olabilir. Terlik giymek gibi giy ve çık olacak. Şurada şöyle ufak bir ağ görüyorum. O da en azından dili çok savrulmaması için şu şekilde bir lastikle tutturulmuş. Genel olarak görüntüsünü nasıl, beğeniyor musun, beğendin mi? İdare eder. Fena değil. Bunlar mesela daha dar bir eşortman altıyla, siyah bir eşortman altıyla çok yakışıyor. Yüksek zaten, topuklu. Boyunu uzatmak isteyen arkadaşlarım için de bence gayet güzel olabilir. Şekil olarak daha güzel, mavisini daha çok beğenmiştim. Bu 1200 liraydı, mavisi 1800 liraydı. Dedim neye benzeyeceğini bilmiyorum, rahat mı onu bile bilmiyorum. O yüzden gri de ihtiyacım var. Bunda da mavilikler falan var zaten. O böyle mas maviydi, o premium diye geçiyor. Muhtemelen üstü bir tık daha böyle kalın yapılmış. Ama bu üstünün rahatlığı çok hoşuma gitti. Şurada bakarsanız Fly Ease logosu var, yani hızlı giyim gibi düşünebilirsiniz. Fly Ease ayakkabıları hatırlarsanız basketbol ayakkabısıyla incelemiştik bu isimle. Güzel, fena değildi. Flyknit'ten Flyease'e mi geçtiler? Flyknit üstündeki Flyknit, yani örgü. Fly örgüsü gibi düşünebilirsin. Aslında ona benzer yapılar artık her zaman var. Artık onun pazarlama stratejisi bitti diye düşünüyorum. Bu Flyease ise bağcık kullanmadan olan ayakkabıları simgeliyor. Rahat giy çıkar ayakkabılarını simgeliyor. Granüller burada görüyorsunuz. Daha kalın, beyaz, güzel bir orta katman var. Orta taban var. Altta yine aynı şekilde. Hem buralar bile yumuşak, yani şu bile diğerlerinde mesela çok sertti. Boost varmış. Evet, boostumsu değişik bir yapı var arkadaşlar. Muhtemelen bu iç tabanlığı diye tahmin ediyorum. Arkaya baktığınız zaman Nike logosu ve daha farklı siyah. Aynı şekilde önde de öyle. Bu biraz daha sert tahminim, evet. Arka ve öne biraz daha sert plastikler kondurulmuş ki hızlı eskimesin. Bu yürüyüş, gündelik ayakkabı tamamıyla. Şöyle içine göstereceğim, bak oradan gözüken içindeki evet. Tabanlık. Farklı bir tabanlık, değişik gözüküyor. Bunu yanlış hatırlamıyorsam diğer rahat zoom tabakası olan ayakkabıların geri dönüşümünden üretmişlerdi. Yani burada gördüğün küçük küçük parçalar var ya, onlar aslında zoom tabakaları diye hatırlıyorum, yanlış olmasın. Bunun aslında detaylı bir incelemesini görmek ister misiniz? Kısa bir inceleme, 4-5 dakikalık bir inceleme yapabilirim birkaç hafta giydikten sonra. Bu ayakkabıları da seviyorum. Aslında kanalda bu tarz koşu, yürüyüş ayakkabılarında çok olmasını istiyorum. Şurası çıkıyor diye biliyorum arkadaşlar. Evet, bak çıktı hemen. Rahatlığı bu veriyorsa çok inceymiş. Görüyor musun? Evet. Çok inceymiş. Altına bir bakayım ama. Altında da belki var. Evet, altında da bir ara katman var gibi duruyor. Çünkü burada gözüken bu değil. O değil, evet. Ya muhtemelen çiftli bir sistem olabilir. Dediğim gibi biraz daha detaylı inceledikten sonra, giydikten sonra sizlere anlatacağım. Şöyle bakıyorum. Evet, bak bağcıklar da buradan geliyormuş. İki adet bağcık demeyeyim de elastik, ip diyelim. Hani şu dilinizi lastik böyle löbür 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 lastik şey yapmasın. Lastik, aynen öyle. Bakalım fonksiyonu nasıl olacak? Ayağımı giydiğim zaman göreceğim. Buradaki bu katman normalde arkadaşlar patentli, farklı bir üreticiye ait. Nike onlarla işbirliği yapıyor. Şöyle bastırdığın zaman baksana, mesela kopacak veya işte bir süre sonra eskiyecek bir yapı da değil. Oldukça hoşuma gitti. Güzel. Neyden yapılma acaba? Yani farklı bir plastik karışımı. Polietilen, polipropilen, bir sürü farklı farklı biliyorsun
plastik ham maddeleri var. Ama şıklık katıyor da olması güzel. Yani yapıyı bozmuyor, görüntüyü bozmuyor. Evet, hadi şimdi tek tek ürünleri giyelim ve size bir kombin yapalım. Ha, sadece şuna bir bakalım. Şuradaki etiketine bakabilirsiniz. Made with at least 20% recycled content. En az %20'si recycled, yani geri dönüşümden üretilmiştir demek. Güzel, bence hoş. Geri dönüşümü destekliyoruz. Hadi. Evet, hoodie'yi giydim. Harika oldu kesinlikle. Senin korktuğun gibi kısa değil. Evet. Ama aşırı sıcak tutuyormuş arkadaşlar. Şu an ev şu an okey ama yani kış aylarında montumun içine rahatça giyebilirim. Şey falan da güzel. Hoodie'si, kapşonlusu. Yandan ufak şöyle şeritleri gayet hoş. Ne diyorsunuz? Peki altındaki bombaya ne diyorsunuz? Çok iyi olmadı mı? Evet, şöyle. Harika arkadaşlar. Uzunluğu falan da tam istediğim gibi. Ben normal beyaz taytlarla bunu zaten spor salonuna giyeceğim. Belki nadir dışarıda giyerim. Altıma Concord 11'lerimi giydikten sonra mesela çok keyifli olabilir. Üstüm bu şekilde. Kesinlikle çok doğru tercihler yaptığımı görüyorum. Kırmızı saatimle uyum. Hadi şimdi de hemen şey yapayım. İçindeki şeyleri çıkartayım. Şu an böyle dışarı çıkasım var bir tane, biliyor musun? Hava soğuk. Hafif böyle üşüyüp ama... Çıkacaksın zaten, çık. Evet. Ha, bu arada bugün de güzel bir vlog çekiyoruz Sebo kardeşimle. Sebo kardeşim Ankara'ya, Sebo Gönder biliyorsunuz. Maça gelmiş, davet etti. Ben de birazdan çıkmam lazım, böyle çıkasım var ama. Dışarıyı göster bence bir, kar kış kıyamet. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Gözüküyor. Şunu giyerken beraber çıkmamız lazım. Nasıl tamam. Lak diye görmen lazım. Evet arkadaşlar, normalde şunun böyle lak diye giyilmesi lazım. Sanki öyle olacağını düşünmüyorum ama. İşte gördün mü? Mesela şuna daha yakından gel. Hiç, bu bazen belim çok ağrıyor ya. O günler için mesela harika bir şey olabilir. Tam hamileler için tamam, bence. Aynen, sana da alayım bir tane. Evet. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Aşırı rahat. Üf. Ama bak, korktuğum oldu. Şuradan parmaklarımı görüyor musun? Yok, belli olmuyor. Belli olmuyor. Kadar. Buslarda daha çok belli oluyor bence. Yalnız arkadaşlar, inanılmaz iyiymiş. Çok yukarıdasın. Boyum çok uzadı. Şimdi bir 89 oldum işte. Evet. Rahatlığı çok iyi. Yani içinde tabanlık bile olsa alt tarafta diyor ki ben rahatım. Yani şuralarda oldukça rahat olduğunu hissettiriyor. Çok kolay, çok basit. Kesinlikle harika ya. Çorap rahatlığında ayakkabı. Evet. Çok iyi. Acaba 45 alsam nasıl olur? Biraz boostlara bence şey olmuş, bu rakip olmuş sanki. Olabilir. Nike'ın çıkardığı boost karşıtı birçok şey var ama bu biraz daha farklı ya. Bu şekilde rahat giyilmesi. Sen de şu an hamileyken falan sana kesin bir tane alayım bundan. Evet, olur. Hemen söyleyeyim, Top X'lere'yi de bir tane kadın modelinden söyleyeyim. Sence 45 alsam nasıl olurdu? 44.5 alıyorum bence arkadaşlar. Bence gayet iyi. 45 alırsan çok löp löp olur ayakları. Löp löp, bir de zaten bağcık mağcık yok, evet, değil mi? Ayağım löpü löpür. Yani ben hatta kendim de düşündüm. 36.5 giyiyorum. Acaba dedim büyük mü olur falan oldum. Ya yani tam. Tam arkadaşlar. Genişliği falan da iyi. Önden baktığınız zaman iyi. Arkadan harika. Mükemmel bir kargo ya. Mükemmel bir kargo. Ve hani ödediğim fiyat bir tane büyük basketbol ayakkabısı fiyatı hepsine. O yüzden çok güzel, çok mantıklı bir alışveriş oldu. Ayakkabı da 1200 lira olması çok iyi geldi. Arkadaşlar şu an öyle bir haldeyiz ki en uygun koşu, yürüyüş ayakkabıları bile 1700-1800 liralar. En uygun basketbol ayakkabısı 1700-1800 liralar. Dolayısıyla bu şekilde artık indirim yerlerini kovalamak da mantıklı gözüküyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bence 4 güzel yıldır oldu. İstediğim şortum üstüme. Yine bu kış boyunca ya benim böyle bir artık hoodie almam lazım, kaliteli bir şey almam lazım dediğim hoodie ve altıma da rahat mı rahat güzel yürüyüş ayakkabısı. Şu an efsane bir kombin olmadı mı? Evet. Evet, sizler de umarım beğenmişsinizdir. Takımın altını sipariş verip bana da bir ayakkabı söyleyebilirsin. Evet. Rahatmış, çok rahatmış. Tamam, o takım ya şeyden korkuyorum, bunun altı bana mesela böyle şey esnemiyor mu? Aslında esniyormuş da. Yani, esnek, polarlar. Altını söyleyeyim, sana bir tane ayakkabı söyleyeyim. Kendime bir tane daha short hoodie. Evet, keyifli bir videodan daha çıkışımı yapayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biz biliyorsunuz seviyoruz ve Türkiye'de bunu tek biz yapıyoruz. Spora ait bu şekilde kargo açımları, denemeler, keyifli sohbet, muhabbetler. Like yorumlarınızı bekliyorum. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Yeni güzel videolar gelmeye devam edecek. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ankle Dice bugünlük out.